Kaan aklındaki kirayı bize söyledi. Eşyalarımın bir bölümünden gerçekten hani... Seviyor ve satmak istemiyor. Evet, yani... Ev eşyalarımızı o deposuna koyabileceğimizi... Süresiz. Süresiz. Kaan için de, bizim için de hayırlısı neyse olsun. Hep öyle dedik baştan beri. Hayırlısı neyse olsun arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, yine Cümbür Cemaat bahçedeyiz. Mahalle bahçedeyiz. Evet, uzun süredir hep misafirlerimiz vardı. Aile büyüklerimiz, Filiz'in ailesi, sonra benim babam. Uzun süre sonra yine Filiz'le baş başa kaldık. Yine giden gitti, biz kaldık geriye. Tabii ailemizin yeni üyesiyle beraber. Evet, ufak ufak kalabalıklaşıyoruz. Bir, evet, artı bir şekilde yani, devam ediyoruz. Baktığın zaman hani 5 kişilik bir aileyiz. Bam Bam'la birlikte, evet. Ki tavukları mavukları sayarsak aslında burada bayağı bir kişi sayısı var. Genelde biz böyle bahçede bu koltuklara oturmuş sohbet pozisyonundaysak mutlaka anlatacak bir şeylerimiz vardır. Birikmiş bir şeyler vardır. Şimdi de tam yine öyle bir durumdayız. Bir süredir bizim tüm dikkatimizi verdiğimiz konu biliyorsunuz bu Muğla meselesiydi. Rahmetli Dilara ablanın evine taşınacak mıyız, taşınmayacak mıyız bu konuyla ilgili videolar hazırlamıştık. Bizim için de sonunu göremediğimiz bir süreçti. Biz size en başından aslında bu süreci bir anlatıp sonunda da ne olduğunu söylemek istiyoruz. Evet, artık neticelenmiş oldu. Evet, artık neticelendi, ne oldu belli. Filiz, olay nasıl başlamıştı? İstiyorsan sen başla bir. En baştan şöyle bir bizim bakış açımızda ne oldu, olaylar nasıl gelişti anlatalım. Biliyorsunuz Murat Deniz'in bir hastane süreci olmuştu doğumdan sonra. Biz hastaneye yoğun bakım için gidip gelirken bir akşam halamın evinde kalıyorduk o süreçte. Bir abonemiz bizimle iletişime geçti ve dedi ki ben size sormadan bir şey yaptım. Dilarasyon kanalıyla iletişime geçtim. Oradan Kaan'la görüştüm. Köy evini ne yapacağı konusunda kararsızdı ve kiraya verebileceğini, eğer kiraya verirse o evin bahçenin yaşayabileceğini, yani. Halde prefabrik bir ev, bir de hava almadıktan sonra o evin işte bahçenin yaşamayacağını, sıkıntılı olacağından bahsettim. Bu da ilgilendi konuyla, size dönüş yapacak zannediyorum dedi. Yani aynı akşam Kaan bizimle iletişime geçti, bir mesaj yazdı ve bizimle görüşmek istediğini, konuşmak istediğini söyledi. Bizim içinde bulunduğumuz durumu biliyorsunuz, işte Murat Deniz yoğun bakımdaydı. Biz çok böyle kafamızı toparlayabileceğimiz bir süreçte değildik. Ondan bir gün süre istedik ve ertesi gün işte şu saatler arasında sen de müsaitsen konuşabiliriz dedik. Numaralarımızı aldık. Alındı, verildi, evet. Çünkü öncesinde hem bu abonemizle hem de Kaan'la biz sadece Instagram üstünden mesaj şeklinde iletişim kurabilmiştik. Ertesi günde kendisiyle telefon görüşmesi yaptık ve çok güzel bir sohbet oldu. Evet, Kaan bizi aradı ertesi gün ve kısaca bizi Muğla'ya davet etti ve evi görmemizi istedi. Hatta Muğla'ya geldiğimiz zaman hiç kalacak yeri vesaireyi problem etmeyin. İsterseniz hani Muğla merkezde benim 4+1 evim de var. Orada da hep birlikte kalabiliriz dedi ve bir davette bulunmuş oldu. 2 hafta gibi bir süre istedik çünkü bebeğimizin hem yoğun bakım süreci devam ediyordu. Oradan sonraki süreç nasıl ilerleyecek bilmediğimiz için kendisinden biraz zaman istedik. Ama bu süreçte de bir ara Kaan İstanbul'a geldi. Bizim de hastane kontrolü için zaten İstanbul'da olduğumuz bir gündü. Kendisiyle de yüz yüze görüştük. Tekrar böyle bir aynı konuların üstünden bir geçmiş olduk. Hem de yüz yüze tanışmış olduk. Çok iyi oldu. Ardından ben babamı Sakarya'ya çağırdım. Çünkü bir de Bam Bam'ımız vardı. Bam Bam'la gidebileceğimiz bir tur değildi. Hem işte tarlamızdaki sulama vesaire işlerini yapsın. Hem işte tavuklarımıza baksın. Hem de Bam Bam'a baksın diye babamı çağırdım. Ve biz buradan araba kiralayarak Muğla'ya gittik. Muğla'ya bir gün önce gidip Ege'de'ye katıldık. O akşam Muratça'da kaldık. Buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bizi gerçekten çok güzel ağırladı ve eşim Melek Hanım'a da çok teşekkürler. Ertesi gün Muratça ile birlikte evi bakmaya gittik. Bugün sabah Kaan'la konuştuk. Kendisinin birazcık işleri vardı. Şu anda tam olarak saat söyleyeyim. Saat 1'i çeyrek geçiyor. Şimdi Dilara ablanın evine doğru çıktık. Orada buluşacağız. Heyecanlıyız. Ne olacak, ne bitecek? Gerçekten heyecanla ulaşmaya çalışıyoruz. Bakalım neler olacak. Evi görmeye gidene kadar aslında bizim gibi zaten Dilarasyon kanalını takip eden birçok abone evin şekli, bahçenin şekli, işte evin küçüklüğü, yapısı hakkında bilgi sahibiydi. Tabii ki bu bilgileri biz de sahiptik. Biz de izliyorduk çünkü ama yine de birebir görmek farklı olabilir diye düşünüyorduk ki zaten düşündüğümüz gibi oldu.
Yani ev bizim düşündüğümüzden daha büyüktü, geniş bahçe gözüktü. Daha ufaktı. Evet, bahçe de bizim tahmin ettiğimizden birazcık daha ufaktı. Bu süreçte sizden çok fazla destek aldık. Yorum geldi. Çok olumlu yorumlar da vardı. Uygun değil. Yani olumsuz demeyeyim o yorumları ama yani orası sizin için uygun değil. Yine olumlu ama bizi düşünen ve bizi doğru yönlendirmeye çalışan yorumlar da vardı. Hepsi için de çok teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür ederiz. Bu süreçte gerçekten yani karar verme noktasında olumsuz gibi gözüken yorumlar bile bizim bir şeyleri şekillendirmemizde yani ne isteyip ne istemediğimiz konusunu bir check etmemizde gerçekten çok faydalı oldu. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Evi gördük. Evi gördük. O gün Huri ablayla da tanıştık. Gittiğimiz zaman ilk başta Huri ablanın bakkalına girdik çünkü tam evi bulamadık. Bir mezarlık ziyareti yapmıştık önce Muratça'yla ve Filiz'le birlikte. Oradan zaten ev gözüküyordu. Oradan gördük ama girişi vesairesi biraz daha farklı, biraz böyle saklı gibi. Aslında bilmeyenler için. Aslında bence Dilasyon kanalını takip eden kişiler de evi bu kadar net görmemiştir zaten. Evet, çünkü yani drone'la çekim yaparken biz de evin çevresi, yani ana yola olan yakınlığı, mesafesi. Evet işte diğer evlerle olan mesafesi vesaire bu konularla alakalı çok daha net kuş bakışı bir fikir sahibi olmuş olduk. O görüntüleri de zaten paylaşmıştık sizinle. Tabii biz araç kiraladık, uzun bir yola çıktık. Daha çocuk da 40'ı değil ayı çıkmamıştı. Ya, maceralı bir yolculuktu. Evet, bu konuyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Çok haklısınız. Şöyle yorumlar da geldi. Ki çok sevdiğimiz, çok ya kurucu üyelerimizden dediğimiz kişilerden de birkaç yorum gelmişti açıkçası bu şekilde. Ya daha 40'ı dolmamış çocukla uzun bir yolculuk yani yanlış yapıyorsunuz gibi. Yani belki evet dışarıdan öyle gözüküyor. Ben de olsam böyle bir yorum yapabilirdim. Çok haklısınız. Fakat şöyle de bir şey var ki ait olduğumuzu hissetmediğimiz, daha doğrusu ait olmadığımızı hissettiğimiz bir yerdeyiz. Ve kendimizi daha uyumlu hissedeceğimiz yeri arıyoruz. Bu arayış sadece bizimle ilgili de değil, çocuklarımız için de aynı zamanda. Yani herkesin gönlünde bir Ege hayali vardır ya. Binlerce insanın vardır bence. Yani biraz hayal kurduğumuz ve çok aslında gitmek istediğimiz o kadar negatif yoruma rağmen tamam ya burası olur dediğimiz olmak bir yerde. Yani, o yüzden oraya bir an önce gidip aslında görmek istemiştik. Yani evet yoksa ben de tabii ki benim için de hani bu lohusalık döneminde bebeğin 40'ı çıkmadan bu yolculuk tabii ki biraz ürkütücüydü yola çıkmadan ama çok şükür sorunsuz atlattık. Gidiş 12 saat dönüş 16 saat sürdü. Tabii iki çocuk birlikte hareket etmek biraz zor oluyor. Çok hızlı da hareket edemiyoruz sonuçta iki tane çocukla. Zor oluyor. Neyse Kaan'la gün sonu orada bir konuşma yaptık. İşte Kaan aklındaki kirayı bize söyledi. O gün 3000 lira gibi bir kira istedi. Biz de ona şu an maddi olarak biraz sıkıntıda olduğumuzu, çünkü zaten Türkiye'nin içinde bulunduğumuz ekonomik şartları biliyorsunuz. Biz de ticaret yaptığımız için kimi dönem çok kazanamıyorsunuz, kimi dönem çok kazanıyorsunuz ve ortalama bir şeyle ilerlemeye çalışıyorsunuz. Biliyorsunuz bir şirketimiz var ve online satış yapıyoruz. Bununla alakalı sık sık söylüyoruz. Zaten uzun bir süredir gerçekten online satış işinde olan bir şekilde bağlantısı olan insanlar beni çok daha iyi anlayacaklardır ki gerçekten çok durgun işler. Bir süredir hani bir ay kötü bir ay iyi değil, bir süredir gerçekten hep kötü. Durgun. Hep böyle hazırdan yenmiş şekilde. Biraz bu durumdan bahsettik. Sonuçta biz şu an bulunduğumuz yere 1700 lira kira veriyoruz. Dedik ki biz sana 2000 lira verelim. Hani bu kazancımız arttığı anda ki zaten aile gibi olacağız, iç içe olacağız, birlikte de bir sürü proje yapmayı düşünüyorduk. Bu arttığı anda biz sana istediğin parayı verelim. Hatta şunu da söyledik. Burası 3000 lira da değil. Burası hani belki 5000 liraya 6000 liraya kiraya verebilirsin. Hani teşekkür ederiz. Zaten o da dedi hani bu para önemli değil. Hani burada sembolik işte benim de harcamalarım var. Hani biraz tabii ki bazı sıkıntılar var maddi olarak. O yüzden hani ufak da olsa bir şey almalıyım. Tabii ki haklısın, almalısın dedik. Ve o zaman ben bir hafta düşüneyim dedi ve biz İstanbul'a geri döndük. Eve taşınmamız için aslında iki tane problem vardı. Bir, Kaan oradan eşyaları bir şekilde almak istemiyordu çünkü koyacak yerim yok diyordu. Mesela şey olması lazım. Sen mesela buzdolabını vesaire ne yapmayı düşünüyorsun? Ben mi? Ben burada hiçbir şey ilemeyeceğim. Hiçbir şey. Yani işte yani... o zaman bizim mesela buzdolabımızla şeylerimizi falan satmamız lazım. İkincisi, kira meselesinde biz biraz daha cüzi bir rakam onu önermiştik. Ama İstanbul'a geldiğimiz zaman bir abonemiz, fabrikası olan bir abonemiz, 3 katlı bir fabrikasının bir katının boş olduğunu, istiyorsak bizim tüm ev eşyalarımızı
o deposuna koyabileceğimizi. Süresiz. Süresiz. İstediğiniz zaman da alabilirsiniz. Zaten bakımlı yer, temizliği yapılıyor, faresi yok, bir şey yok. Hani güzel muhafaza edebileceğimiz bir yer dedi ve bize böyle bir olanak sağladı. O bir rahatlama sağladı bende en azından. Çünkü eşyalarımın bir bölümünden gerçekten hani... Seviyor ve satmak istemiyor. Evet, yani özellikle çocuk odası çünkü çok hevesle almıştık. Yine hemen sol tarafım. Mia kuşun odası. Mia kuşumuzun odası. Mia doğmadan önce çok böyle heveslenip Mia için bu odayı hazırladık. Fakat aslında henüz Mia burada uyumuyor. Ve Mia henüz hiç kullanmadı odasını. Hala bizimle aynı odada uyuyor. Şimdi kardeşi... Bizimle aynı odada olduğu için onun psikolojik olarak nasıl etkileneceğini tahmin edemiyorum. O yüzden yine odasını ayıramadım. Şu anda biz çocuklar ve biz aynı odada uyuyoruz. Hala oda hiç kullanmadık. 0 kilometre bir oda yani satmak istemiyorum. Neyse bu sorunun ötesine geçebilmiştik. İkinci sorun da tabii bir de şöyle bir durum var. Biz buraya geleli tam bugün aslında 15 Eylül 1 sene oldu. Biz 1 senemizi doldurduk. Bununla ilgili özel bir bölüm de olacak ilerleyen bölümlerde. Bir senemizi doldurduğumuz için burada da bir zam yapılacak. Yasal olarak da bir %20'ye aslında geçememesi lazım ev sahiplerinin ama bulunduğumuz bu ekonomik şartlar, zor durum, enflasyon oranları vesaireyi herkes bir şekilde kendisini koruma altına almak için daha yüksek şeyler öneriyor. Evet. Böyle daha yüksek bir şey olduğu öneriyi görünce de aslında dedik ki ya tamam hani artık madem arada bir fark kalmıyor o zaman biz 3000'e de verelim. İç kağını da zor durumda bırakmayalım. Çünkü sonuçta yani 3000 dediyse burası için düşündüğü bir şey vardır. O paranın bir yeri vardır. Dedik ve Kaan'ı aradık. Dedik ki Kaan böyle böyle biz eşyalarımızı getirmeyeceğiz. Hani sen istediğin eşyayı al, istediğin eşyayı götür. Hani senin için çok önemli olan, değerli olan eşyaları al. Onun haricinden hiçbir eşyayı oynatmak zorunda değilsin. İkincisi de sen bu kadar istemiştin. Biz buna da okeyiz. Hani seni de zor durumda bırakmayalım. Zaten orası çok daha fazla eder. Teşekkür ederiz. Diyerek böyle bir bilgilendirmiş olduk. O da tamam abi teşekkür ederim. Ben düşünüyorum şu hafta bana izin verin dedi. Düşünmesi için aslında ona fırsat tanıdık. O tabi bu arada Dilara ablanın 40 oldu. Bizi çok seviyorum. Kusura bakmayın. Dayanamadınız. Belki ağladınız. Belki üzüldünüz. Ama neyse. Çıksın o gözyaşları. Hepimiz rahatlayalım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Sevgili dostlarım nasılsın? Sen nasılsın? Kardeşim sağ olsun. Merhaba. Öyle bir başladım seni çekeyim değil mi? Kusura bakma. Evet. Selamlaşmayı yaparız. Merhaba nasılsınız? Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Çekimleri oldu vesaire o sırada da görüştük ama hani ben o görüştüğümüzde de ev konusunu konuşmaya aslında hiç şey yapamadım. Yani hiç konuşmadık. Çünkü yani o gün yeri değildi, zamanı değildi ve insanların nasıl düşündüğü şeyler apayrıydı. Ama ya biz bir yandan da bizim için şöyle bir durum vardı ki buradaki ev sahibimiz de haliyle kira kontratımızı yenileyecek miyiz? Devam edecek miyiz? İşte zam oranı ne olacak vesaire bununla alakalı. Yani bizim ilerleyeceğimiz yolu merak ediyordu. O nedenle biz de biraz aslında sıkıştık. Arada derede kaldık gibi oldu. Aynen. Çünkü şimdi bir taraftan gitmek istiyoruz. Bir taraftan şimdi buradaki hiç kimseyi de zor durumda bırakmamamız lazım. Çünkü sonuçta çok güzel anlaşarak geldik. Çok güzel anlaşarak da gitmemiz lazım. Tabii şey de olmaz. Yani ben çıkıyorum deyip gitmek de olmaz. Bu yüzden hani sürecin en başından beri zaten haberi de vardı. Haberi de olduğu için bir taraftan haber bekliyordu. Yani o da haklı olarak. Ufak da olsa bir sıkıştırıyordu. O sıkıştırmasa da biz kendimizi o konuda biraz sıkışmış hissediyorduk ve Kaan'ın vereceği haberi bekliyorduk. Sonrasında Kaan bize dönüş yapacağı bir gün söylemişti. O gün de gerçekten döndü. Dönüş yaptı. Evet, akşamına dönüş yaptı bize. Ama nasıl bir dönüş? Şimdi o dönüşte de şöyle bir şey var. Dedi ki Kaan'ın da biraz aslında aklı karışık şu anda. Onu da çok iyi anlıyorum. Hatta bir iki söylediği şey vardı beni çok etkiledi. Dedi ki abi dedi her akşam dedi rüyamda annem tekrar canlanıyor, her sabah tekrar ölüyor. Yani her gece rüyamda görüyorum, keşke bu kararı o verseydi dedi. Biz hiçbir şekilde ona hani bir baskı oluşturmadığımızı tabii ki biz hangi seçimi verirse versin artık tanıştık. Zaten bir abi kardeş ilişkimiz başladı. Hani birbirimize destek oluyoruz, o da bize oldu, biz de ona olmaya çalışıyoruz. Yani bunun bir önemi olmadığını ama bizim de bir şekilde ev sahibimizle durumları halledebilmek için yani onun bir karar vermesini beklediğimizi söyledik.
Onun daha farklı bir proje için her ay İstanbul'a bir hafta gelmesi gerekiyor galiba ve köpekleri bırakabileceğim yer yok abi dedi. Hatta hani şunu bile söyledi, abi dedi şunu bile düşündüm dedi. Ben dedi YouTube kazancımın sana %40'ını vereyim, sen benim videolarımı editle. Hani sen videolarımı editlersen biz birlikte de çok güzel bir yerlere gelebiliriz ama hani içinden çıkamıyorum şu anda dedi, biraz karmaşık duygular içindeyim. Köpekleri bırakabileceğim yer yok dedi. Bizde de Bambam olduğu için hani kediyi alıştırabiliriz ama yani köpekler çok tehlikeli çünkü kavga edebiliyorlar. Şimdi onun köpekleri Zuzu'yla Bıdık'a baktığın zaman hani biri 2 kilo, biri 3 kilo bir hayvan. Yani bizimki 30 kilo bir hayvan. Çok büyük cüsseli ya. Yani ilk kavgalarındaki köpekler kavga ediyor bir araya geldiğiniz zaman. Hani siz belki videolarda görmediniz ama hani Zuzu'yla Bıdık bile devamlı birbiriyle kavga ediyor. Zuzu habire Bıdık'ı bir böyle ufak bir ıyık ıyık yaptırıyor yani. Yani öyle bir şey olduğu zaman Allah korusun öyle bir şeye zaten... Evet, o çok ciddi bir sorumluluk. Yani şey, yani sorumluluğu almak istemeyiz. Şu anlık bundan ötürü Dilara ablanın evi bizim için olumsuz oldu. Yani Kaan tarafından hani böyle bir şey olduğundan dolayı abi hani şu anlık ne yazık ki olumlu bir şey söyleyemiyorum dedi. Ama etraftan da ben sizin için yer bakacağım. Muğla'ya gelmenizi çok istiyorum. Artık abi kardeş olduk, diyaloğumuz var. Hani ben sizinle hiçbir zaman da diyaloğumu kopartmak istemem dedi. Bizim de keza o şekilde. Yani şunu gerçekten hissediyorum. Biz Kaan'ı gerçekten sevdik ve şu anki kafa karışıklığını gerçekten çok çok iyi anlıyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim, yani biz belli bir yaşa artık ulaşmış, belli hayat tecrübesi olan insanlarız. Bizde bile gelen yorumlar zaman zaman kafa karıştırmadı dersem yalan olur. Şimdi Kaan da olayı çok fazla farklı açılardan değerlendiriyor. Yani bahçeyi düşünüyor, köpekleri düşünüyor. Buradan sonraki süreci düşünüyor, kendi hayatıyla alacağı kararları da burada bir yerlere oturtmaya çalışıyor. Yani çok iyi anlıyorum. Hak da veriyorum yani kendisine. Ama bir yandan da şöyle bir durum var ki biz de gerçekten çok istiyorduk ya. Hani ya, Muğla'ya gitmeyi. Tabii yani, kısmet. Kısmet dediğimse yani, hiçbir şey olmuyor. Kısmetimizde varsa yine bir şey yine olur. Evet, ha, bu arada tabii şey var. Yani sevgili Murat'la konuştuk. Sevgili Kaan da şu an hani bizim için Muğla'ya döndüğü zaman araştıracağını söyledi. Belki ilerleyen günlerde farklı bir evle Muğla hayalimiz devam ediyor olabilir. Evet, yani belki farklı bir evle derken yani henüz bulunmuş tek bir yer yok. Ama arayışımız devam ediyor. Hatta belki şu anda bizi oralardan izleyenler vardır. Evet. Varsa böyle bildiğiniz bir köy evi. Muğla'da evini kiraya vermek isteyen varsa böyle bahçeli en az 2+1 bizim oturabileceğimiz, videolarımızı izliyorsunuz sonuçta. Ne yaptığımızı biliyorsunuz. İşlerimizi yapabileceğimiz bir yer varsa arkadaşlar biz teklifleri açığız. Evet, çok da memnun oluruz yani. çünkü kalbimiz Ege'de kaldı. Kalbimiz Ege'de. Gitmek istiyoruz. Şununla alakalı da insanların kafasında soru işareti olduğunu hissediyorum. Çok az yorumda da olsa. Arkadaşlar, konuyu biz gerçekten başlatmadık. Yani biz böyle birini de araya koymadık. Yani aslında böyle bir şey olsa iyi olur diye inanın aklımızdan geçmedi. O kadar başka telaşlarımız vardı ki. Yani... Biz hala içerik üreteceğiz diye birazcık da yapamadığımız şeyleri yapalım, sonra fırsat bulamayız diye doğuma 3 gün kala kamplarda. İşte doğum telaşında. Doğumdan sonra zaten içine düştüğümüz durum gerçekten çok sancılı bir süreçti. Pozisyonda değildik. Hele de çocuğumuz yoğun bakımda oluşun 3. gününde tutup da yani ben birini araya koyup Kaan'la iletişime geçsin falan. Bu başka biz abi zihniyet de zaten öyle bir şey zaten yapmayız şimdi... yani. Yani hakkımızda hayırlısı olsun. Yani bizim dışımızda gelişen sebeplerden ötürü aslında şu an Muğla'ya taşınamıyoruz. Ama aklımız Muğla'da, haberlerimizi saldık. Neler olacak? Hep birlikte bekliyoruz, göreceğiz. Yani kısmet de varsa bir şeyler olur gelir. Çünkü şunu düşünüyorum. Yani Dilara ablanın evi de bizim hiç gündemimizde tabii, yok tabii. Dediğim gibi. Hiç aklımıza gelen bir şey değildi. Bir anda bir gecede bambaşka şeyler düşünür halde bulduk kendimizi. Yine öyle olabilir. Bakalım kısmet. Hayat neler getirecek? Kaan için de, bizim için de. Hayırlısı neyse olsun. Hep öyle dedik baştan beri. Hayırlısı neyse olsun arkadaşlar. Aynen.
Bu arada kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Hepsine tek tek cevap vermeye çalışıyoruz. Evet. Özellikle bu 40 Mevlidine gelenler vardı. Hani birkaç kişi dedi ya benim ismim şuydu. İşte bak yorumlarda işte şu isimle yapıyorum dedim. Ona daha çok eşim yorumlarla cevap yazıyor. O yüzden o daha çok bilir. Buna Filiz gerçekten çok büyük bir mesai harcıyor. Ve tek tek herkese yazmaya atlamadan... Hani birebir onlara özel yazdığı şeyle ilgili bir cevap yazmaya çalışıyor. Geçiştirmeden, etmeden. Bu yüzden çok önem veriyoruz. Yorumlarınızı da lütfen bizden esirgemeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir şey diyeceğim. Horluyor ses. Gidiyor mu? Olabilir. Baksana. Hayır. Sen horluyor musun annesi? Mia da bambama özeniyor. Bir yerde kendine ninni söyleyerek uyumaya çalışıyor. Aşkım, yatağına mı geçsen? Olur mu? Ama